Alo. Alo, alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler Çok diliyorum. teşekkür ediyoruz. Sorunuzu dinleyelim. Ben babam için aramıştım da, babamın aort damarında genişlik olduğunu söylediler. Evet. 3 ayda bir kontrola geldiler. Şimdi yürüyüş yapmaya korkuyor. Evet. Kendini yormaya korkuyor. Ne yapması lazım, nasıl davranması lazım? Onu soracaktım hocama. Aslında çok güzel bir soru sordunuz baba adına ve bu şikayeti soranlar adına, özellikle kalp rahatsızlığı geçirenler bir sonraki yaşam alanında kendini kısıtlıyorlar hocam. Spordan uzak, hareketsiz yaşam ve eyvah ben kendimi yormayayım, tekrar aynı sıkıntıyı yaşayabilirimin korkusunun cevabı hareketsizlik yaşam mıdır diye soralım hocam. Evet. Şimdi öncelikle geçmiş olsun diyelim. Hastamızın aort damarındaki genişleme diğer damar hastalıklarından biraz farklı. Öncelikle bunun belli bir çapı var. Belli bir Evet. çapa ulaştığı zaman aort damarındaki genişleme, elbette yırtılma dediğimiz tablonun gerçekleşme riski artıyor. Genişledikçe bu risk artıyor. Yani bir balon düşünün, ne kadar fazla şişirirseniz patlama noktasına o kadar yaklaşmışsınız Evet. demektir. Öncelikle ameliyat gerekecek, müdahale edecek aşamaya gelmiş mi gelmemiş mi bu hastamız, onu Evet. bilmek lazım. Ameliyat aşamasına gelmiş ya da ameliyat aşamasına yaklaşmış bir Hocam hastanın. 4.8 dediler. Evet. İlk çapı anjiyoda. Evet. 4.8 bizim genelde 5 santimden sonrası iyice riskli dönem demektir. 4.8 ondan bir önceki aşama. Kendisini çok kısıtlamaya ihtiyacı yok, gerek yok. Hiçbir hastamızın aslında kendisini kısıtlamaya ihtiyacı yok. Çünkü 5 santim geçtiği zaman da gidip bir kalp merkezine başvurup ameliyat olup olmama yönünde bir değerlendirmeye girmesi gerekiyor. Bu hastalarımızın en önemli sıkıntısı tansiyonun yükselmesi ve tansiyonun yükselmesinden korunması. Çünkü mevcut durumun sebebi zaten genellikle tansiyon. Tansiyon içindeki aort içindeki basıncı artırdığı için yıllar içerisinde aort damarının genişlemesine neden oluyor ve belli bir noktaya ulaştıktan sonra da ne yazık ki hızlı bir şekilde ilerliyor. Mesela 48 milim dediniz. 48 milim çapa ulaşması belki 30 senesini almıştır hastamızın. Ama 48 milimin 58 milime ulaşması veya 55 milime ulaşması belki birkaç yılda gerçekleşecek. 1-2 yılda gerçekleşecek. Yani son noktaya ulaşınca hızlanıyor. Süreç ne yazık ki hızlanıyor. Bu hastalarımızın yakın takip altında olması ve ameliyat zamanı geldiği zaman ameliyatın olmasıdır. Ameliyat derken tabii bu hastaların aort damarındaki genişleme, balonlaşma hangi noktada olduğu da önemli. Kalbe yakın bir bölgede ise bunlar evet ameliyatla bu bölge cerrahi olarak çıkarılıp yerine sentetik bir graft konulmak suretiyle ameliyat ediliyorlar. Ama karın bölgesindeki aortta ise genelde son yıllarda gelişmiş olan, az önce bahsettiğim son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda uygun hastalara kasıktan girmek suretiyle graft stent dediğimiz bir takım tedavi yöntemlerimiz var. Bunlar tabii ameliyata alternatif olarak şu anda yaygın şekilde kullanılıyor ve uygulanıyor. Böyle bir bilgiyi vermekte Yarar bir var. yarar var, fayda var hastalarımız için. Kesinlikle. Yine takiplerini geciktirmeden belirli aralıklarda değil mi hocam? Verdiğin Evet. sürelerde gitmeleri en doğru yaşam Hastamız için kalitesi. konuşacak Evet. olursak çap genişleyip de belli bir sınıra yaklaşınca bu ilerleme hızı da artacağı için kontrol aralığı da artıyor.